Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere Kayseri'nin sevilen lezzeti Kayseri yağlaması yapacağım. Kayserili değilim, bir Kayserili kadar da güzel yapamam. Herkes kendi yöresinin yemeğini en iyi şekilde yapar. Ama ben de mutfağımda aileme yaptığım bu yağlamayı sizlere de yapıp göstermek istedim. Eğer hatam olursa kusuruma bakmayın lütfen. Yanına da bir tavuk suyu çorbası yapacağım. Buzluğumda tavuk suyum vardı, onunla güzel bir tavuk suyu çorbası hazırlayacağım. Hemen yanına da bolca yeşillik salatası yapacağım. Bugün bu şekilde hem menü olsun hem de bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle yağlamanın lavaş ekmeğini yaparak başlıyorum. Çünkü birazcık dinlenmesi gerekiyor. 3 su bardağı unu karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Bu arada 200 ml'lik bardak kullanıyorum. Şöyle ortasını açıyorum. 1 su bardağı. Birazcık da yanıma aldım. Duruma göre ekleyeceğim. 1 paket kuru maya, 10 gramlıklardan. Tatlı kaşığını tam doldurmadan tuz. 1 yemek kaşığını tam doldurmadan toz şeker. Ben yoğurmaya başlıyorum. Su gerekirse koyacağım. Gerekmezse su eklemeyeceğim. Yumuşak bir hamur yoğuracağım. Şöyle birazcık daha su ekleyebilirim. Şöyle yanıma bir yemek kaşığı kadar un aldım. Sadece elimi temizlemek için. Yoksa 3 su bardağından başka un eklemedim. Şimdi 3 dakika boyunca hamurumu iyice yoğuracağım. Gördüğünüz gibi hamur yumuşak, hatta elime birazcık yapışıyor gibi bile. Ama sorun değil, yapışması önemli olan yumuşak olması. Gördüğünüz gibi hamurum yumuşacık. Hatta biraz elime de yapışıyor. Sorun değil. Çünkü hamurun özelliği yumuşak olması. Yeterli. Kabıma tekrar alıyorum. Üzerine streç filmi çekiyorum. Yarım saat kadar dinlendireceğim. Ben hemen o arada kıyma harcımı hazırlayacağım. Ocağımın altını yakıyorum hemen. Yarım kilo kıymayı kabımın içerisine alıyorum. Kıymaların rengi dönene kadar kavuracağım. Kavrulduktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle doğradığım 2 adet sivri biber, 1 tane kırmızı biber ve 1 büyük kuru soğanı da içerisine ekliyorum. Karıştırıyorum. Soğan ve biberler kavrulana kadar pişiriyorum. Şöyle 1 yemek kaşığını tam doldurmadan biber salçası, bir o kadar da domates, tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum baharat olarak. Karıştırıyorum. Kavurduktan sonra içerisine 2 su bardağı su ekliyorum. Su çok gibi gelebilir ama çok olmuyor. Bir 15 dakika, 20 dakika pişireceğim şimdi kıymayı. Birazcık da zaten sulu kalması gerekiyor. Lavaşları ıslatabilmek için hafif sulu kalması gerekiyor. Kıyma harcımı kapağını kapatıyorum. Kısık ateşi alıyorum. Orada pişerken ben hemen lavaşıma değil dönüyorum. Hamur yeterince dinlendi. Gördüğünüz gibi kavardı. Hemen açıyorum. Yanıma birazcık un aldım. Şöyle azıcık elimi unluyorum. Biraz tezgahıma un serpiyorum. Yumuşak olduğu için biraz yapışıyor. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler koparacağım.
Toplamda 10 tane oldu. Tam benim istediğimde 10 taneydi zaten. Yeterli. Üzerini şöyle temiz bir bezle örtüp bir 15 dakika dinlendireceğim. Ben hemen o arada çorbamı hazırlayacağım. Şimdi tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. Hemen ocağımın altında yaktım. 1,5 yemek kaşığı da un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Un gözüme az gözüktü. O yüzden 2 yemek kaşığı koyun siz de. Yarım daha koydum. Kavrulduktan sonra üzerine 1 su bardağı soğuk su. Şöyle bir çırpıcı alacağım. Önce bunları bir temizleyeyim üzerinden. 1 su bardağı da soğuk su ekledim. Karıştırıyorum. Benim şöyle yakından göstereyim. Buzluğa tavuk suyum vardı. Onu attım. Onunla yapacağım. Siz isterseniz tavuk haşlayarak da yapabilirsiniz. O eriyecek zaten. Altını kısıyorum. Eriyene kadar bekleyeceğim. Tavuk suyu iyice içerisinde eridi. Hatta kaynamaya da başladı. Hemen içerisinde kettle'da kaynattığım sudan da ekliyorum biraz. Yarım çay bardağı tel şehriye. Tel şehriye koymak zorunda değilsiniz. İstemezseniz koymayın. Biraz da tuz atacağım. Tuzun tam emin değilim. Çünkü tavuk suyuna pişirirken tuz attım mı atmamış mıydım. Şöyle biraz karabiber. Bir 5 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alacağım. Çorbam da hazır artık. Ben bir taraftan yapmaya başladım. Çorbam tavuk suyum erirken. Hatta hamurlarım yumuşadı gördüğünüz gibi sıcak olduğu için. Şöyle açıyorum. Bolca un serpiyorum. Hamur yumuşak olduğu için unu bol serpin. Merdanem az önce maalesef kırıldığı için oklavayla açacağım. Çok aşırı ince de yapmayın. Tezgah alanım dar olduğu için ben birazcık zorlanıyorum. Eminim siz daha iyi açarsınız. Yeterli. Isınan tavamın içerisine atıyorum hemen lavaşları. Pişiriyorum. Altını en kısa alın, öyle pişirin. Ben burada biraz pişirdim. Gördüğünüz gibi. Bu arada çorban pişti. Kıyma harcımın da altını kapatalı çok oldu. Yağlamayı en son yemeğe oturmaya yakın üst üste dizeceğim. Yani kıymasını koyacağım. Şöyle arada bastırın. Şişmeyen yerleri de şişsin. Ters düz ederek pişireceğim. Pişeni alıyorum. Artık yağlamanın son aşamasındayım. Şöyle kıyma sosunun da bir kıvamını göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi hafif sulu ama çok fazla da değil. En alta bir tane lavaş koyuyorum. Üzerine ne kadar isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Kıyma harcımdan koyuyorum. Hemen üzerine bir tane daha. Suyu azaldıysa su ekleyin. Çünkü susuz olursa kurur. Bir
kat daha koyuyorum ve ben yapalı bayağı olmuştu sonuçta bunu yapalı. Bekledi birazcık. O arada da soğudu. Onun için ısıtın öncesinde. İyice kaynatın. Ondan sonra o kaynarken yine su kaybedebilir. Tekrardan su ekleyebilirsiniz. Lavaşlarım bitene kadar hepsini bu şekilde devam ettireceğim. Sıcak kalması için fırınımı şöyle 40 dereceye falan ayarlayacağım. Ben salatamı yapana kadar sıcak kalması için. Eğer mikrodalganız varsa mikrodalgada da ısıtabilirsiniz. Ben yeşillik salatamı yapıyorum. Neler kullanacağım? Yıkadım öncesinde. Şöyle kıvırcık kullanacağım. Salatalık. Havuç. Biber. Bir tane domates ve bir tutam da maydanoz kullanacağım. Yıkadım öncesinde. Hemen doğramaya başlıyorum. Hızlıca doğrayacağım. Havucu da rendeliyorum hemen. Sosunu koyuyorum. Şöyle bir miktar zeytinyağı. Yarım da limon sıkıyorum. Şöyle bir miktar da tuz ekleyip karıştırıyorum. Hemen bir salata tabağımı alıyorum. Tekrardan kaynattım. Üzerine de şöyle karabiber, pul biber ve tereyağıyla eriterek şöyle içerisine ekleyeceğim. Çorbam da hazır. Onu da hemen kenara alıyorum. Ben çıkardım. Eğer kıyma sosunu daha fazla seviyorsanız çoğaltabilirsiniz. Ben yarım kilo kullandım. Sizler isterseniz yani 750 gram kadar daha kullanabilirsiniz. Yakından da görün. Gördüğünüz gibi. Hemen kesiyorum. Bugün de yemekleri hazırladım. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Dener ve beğenirsiniz inşallah. Neler hazırladım? Hemen şöyle bir sıralayayım. Tavuk suyu çorbası hazırladım. Şehriyeli bir yeşillik salatası ve Kayseri yağlaması yaptım. Şöyle yakından da göstereyim son kez. Görüntüsü çok güzel. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak. Her katı. Gayet güzel kesiliyor ama ben şu an tek elle zorlandığım için biraz kesemiyorum ama gayet yumuşak. Bugünlük benden bu kadar. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.